Arkadaşlar, bu uygulamamızda web sitelerine erişim ve onlardan veri almakla ilgili çalışma yapacağız. 9. bölümün uygulamaları bunlar. Tabii ki her zaman olduğu gibi hani 100 tane uygulamamız var. Bazen biriyle uğraşmak, onu yapamamak gibi durum söz konusu olabiliyor. Bu anlamda en başından bütün konuları bilerek ilerlemek, deneyim kazanmak sayesinde bunları da yapabileceğiz. Dolayısıyla seriyi tamamlayıp deneyim kazanarak iyi bir VBA programlamacısı olabiliriz. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Şimdi bir takım web siteleri var. İşte Bloomberg döviz gibi. Yani genel siteler bunlar arkadaşlar. Tabii olası birçok siteyi deneyebilirsiniz erişmek için. İşte benim kendi sitem gibi. İşte yine bir belediye sitesinin şeyleri. Bakın burada ben hazırladım. Faruk Çubukçu eğitimler sayfasına gittim. Yine burada böyle yapıyorum. Bunun farklı işte ayın 18'i, ayın 20'si gibi girerekten farklı sayfaları getireceğim sizlere arkadaşlar. Ondan sonra fiyatları. Yine döviz kurlarını almak gibi çalışmalar yapabileceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl olur da biz bu sistemle erişiyoruz ve bilgileri alıyoruz? Arkadaşlar, şimdi Excel ortamında erişmek için uygulamamızı açabiliriz. 9. birinci uygulamamızı. Birçok yöntemimiz var. Size VBA kodlarını yazmadan önce, burada biliyorsunuz biraz sonra yapacağız, yapmadan önce normal olarak da Excel'in Power Query tarafından da erişim yapılabiliyor. Bakınız, erişmek istediğimiz sayfa buysa alıyoruz onun URL'sini arkadaşlar, linkini. Veri sekme bölümünde, veri dönüştürme şurada veya buradan da seçebileceğiniz web erişim var arkadaşlar. Sanıyorum burada. Burada o yol giriliyor, URL giriliyor arkadaşlar. Bakınız, geldim. Şimdi burada çok önemli, o bakıyor buradaki HTML sayfalardan bize uygun HTML tablolarını diyelim bir anlamda arkadaşlar HTML tablolarını çıkarıyor. Buradan şuna geliyoruz. Demek ki aslında bu erişimin özünde HTML tablo yapısı var. Hemen HTML öğrenmeye başlayalım. Yani web sitelerinden veri alacaksak Excel VBA ile veya bunlarla HTML tarafında bilmemiz yararlı olacaktır arkadaşlar. Tamam, table 1'i yükle diyorum veya işte değişik yerlere yüklüyorum veya ekleme diyorum. Ondan sonra bu yükleme arkadaşlar güncellenebilecek bir yükleme. Bunu bakın yenile diyebileceğim. Böylelikle veriyi çektik. Ondan sonra olarak ben sayfa 1'e geçeyim ve boş olarak kalsın. Yani bu kullanılabilecek bir şey birçok. Ancak o HTML sayfaları size yani bazen onları HTML tarafı farklı yapıldıysa yapacak bir şeyimiz yoktur. Yani bu araçlarla diyelim o anlamda erişemeyeceğiz. Şimdi bizim kodla eriştiğimiz sisteme gelelim arkadaşlar. Şimdi bizim erişimimizde birçok yöntem var web erişiminde. İnternet Explorer aracılığıyla, bileşeni aracılığıyla bildiğiniz sayfayı İnternet Explorer'ı açmak ve HTML dokümanların içerisinden almak gibi arkadaşlar olacak. Burada bakın hemen o HTML tarafına örnek verdim. Biliyorsunuz bir sayfanın buna erişeceğiz. Şöyle sağ tıklayınca hazır burada açılmış da var ama yine de açayım. Bakın sayfanın kaynağını görüntüle. Şunu kapatayım. Aslında işte erişeceğimiz pattan sonra gelip hangi tabloyu istiyorsak buradaki bakın sanıyorum şu arkadaşlar. Tablonun ismi bakın table etiketi tablonun ismi bunu tabi web sitesini yapanlar sanıyorum .NET tool'larıyla bir grid view'la çekmişler. Standart adı bunun adı ne bileyim işte eğitimler de olabilirdi ama table'ın adı bu. Table yapısı içerisinde
TR ve TD yapıları. Bakın TR başlıyor, TR bitiyor, TR başlıyor, TR bitiyor. Arkadaşlar TR'nin içinde de arkadaşlar yine bakın TD şeklinde alt dokümanlarımız yani bir tablo gibi düşünürseniz satır satır ve sütun sütun onları TR, TD table başlığı altında okuyarak alacağız arkadaşlar. Bunun anlamı bu. Şimdi bakınız onlar şurada gördüğünüz gibi TD, TR erişiyor. Tablonun adı bu. Aynı bizim orada table'ı girdiğimiz gibi her neyse tablonun adını yazıyoruz. TR ve buradaki döngü ile yapıyoruz. Bu bir format birkaç o belediye sitesinden de çekeceğim. Olabilir. Hepsine uymayabilir. O zaman siz işte bu yapıları bilerek kendiniz tabii buradaki yine bu Internet Explorer'daki get element tag name ve diğer özellikleri metotları kullanarak bakın içindeki veriyi almak gibi arkadaşlar erişimi sağlayacağız. Şimdi gelelim bileşenlerimize. Internet Explorer'ı tanımlıyoruz. HTML dokunuyor. Bunları tanımlayabilmek için arkadaşlar referanslardan şart değil ama XML başka şeyler için gerekebilir. Ama şuradaki HTML şunların ikisinin eklenmesi lazım. Aşağı taraftan kayıyoruz, buluyoruz ve kenarına tıklayarak arkadaşlar bu kütüphaneleri ekliyoruz. Yoksa buna bize hatalı verecek. Yani ben Internet Explorer'ı tanımıyorum. Standart bir nesne değil diyecek. O nesnelerin kütüphanelerini referanslardan ekliyoruz. Satır sütun bizim bildiğimiz şeyler. Tablo, satırlar, hücreler gibi. Yani bir HTML tablonun satırları, hücreleri şeklinde ifade etmeye çalıştım. Internet Explorer'ı gördüğünüz gibi tanımladık. Visible yani onu görmeyeceğiz. Arkadaşlar açılacak. İlgili URL'yi giriyoruz. Burada bir sanıyorum şeyle ilgili yani bu genelde hani vardır ya time şeyi hani belli bir zaman bekletmesi kontrolü arkadaşlar o anlamda. Bakın doc diye biz nasıl orada biliyorsunuz eriştik de HTML sayfayı gördük tablo 1 diye. Burada da onun sayfayı alıyoruz. Ondan sonra get element by id ile name ile burası tablo adı. Ben de zaten tablo diye adlandırdım. Ve daha sonra da tr elemanı tablonun satırlar. Her bir satırda da hücreleri alabilmek için de td değişkenimle yani td tagı altında alıp yapıyoruz. Çalıştırdığımızda hedef nereye gidiyor? Bakın geldik. Şurada this workbook sheet 1 cell satır sütun biliyorsunuz. Satır 2 sütun 1'den başlıyor. Döngü dönüyor. Satırlar artırılıyor. Sütunlar artırılıyor. Bu şekilde arkadaşlar şey yapılıyor. Erişiyoruz. Şuraya sayfa 1'e geliyorum. Ondan sonra kod ekranım burada. Çalıştırayım. Gördüğünüz gibi gidip verileri arkadaşlar o sayfadan aldık. Böyle bir erişim yaptık. Dediğim gibi başka yöntemlerimiz de olacak. Arkadaşlar query table'la da çekebileceğiz. Farklı farklı. Bu arada pat atıyorum eğitimler 01 eğitimler 02 ise Dynamics'e burayı elbette kendiniz oluşturabilirsiniz. Biraz sonra örnekler de var. Hani işte buralara kendimiz şeyi verebiliriz. Hangi sayfaya gideceğini buradan alabiliriz. Yani bunları değişken olarak verebilir, buralara ekleyebiliriz. Bunların imkanları bunlar. Tabii en zor kısmı bu yani bazı sitelerin tablo yapıları böyle olmayacak. HTML tablo yapısı. Ona göre de farklı bir yapıda okumak ve verilerini elde etmek gerekecek. Bu IE'nin şeylerini arkadaşlar birazcık notlarımız da var. Oradaki şeylerin bu nesne tanımlamaları hani buradaki şeylerin özelliklerin şeylerin iyi bilinmesi gerekiyor arkadaşlar.